Sadece onlar değil öğrenci. Şimdi size bir rakam okuyacağım bakın. Ne zaman kapanma muhabbet olsa ilk kimi kapatıyoruz? Okulları. Niye? Kolay çünkü kapatmak. Çünkü çok kolay okul kapatmak. Benim 7 yaşında çocuğum var ne demek olduğunu biliyorum okul kapatmanın. Bakın size Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşunun raporundan okuyorum. 5 milyondan fazla öğrenci eğitim bilişim ağını aktif kullanamıyor. 160 bin öğrenci okulu terk edecek. %15'i eğitimden mahrum kalan çocukların %15'inin okullara dönmeme bir daha. Yani gidip evlenme, gidip işe girme riski var Türkiye'de. 6 ay daha okullar kapalı kalırsa Türk eğitim sisteminin 30 yıl daha gereği. Çünkü niye bir buçuk senedir düşünün ki bu çocuklar okula gitmiyor. Okul evet. diye bildikleri şey Hele milyonlarcasında bağlanamadığı telefon bilmem ne. Çoğu da telefondan bağlanıyor. Bu rakamlar dönümlü. Öğrenci, işçi, esnaf, emekli ne yapmışsınız? 63 milyar mı 64 milyar mı ne bütün bütçe, yardım denilen bütçe 50 küsur milyarı değil mi? Nereden? <laughs> Fondan. Devleti, yani vatandaşın kendi fonundan. Ve dünyada vatandaşını en çok borçlandıran, bu anlamda senin koyduğun şey, ama en az yardım eden ülkesizsiniz. Ve bu doğal olarak bir kesimi memnun ediyor, öbür kesimi mutsuz ediyor. Ve buna Türkiye'de ne acık ki, yani şu kapanma dönemi bütün doktorlar bunu söylüyor, iyi bir aşılama fırsatı yaratabilir. Heh, şimdi oraya gelecektim. Aynen. E, şimdi Cumhurbaşkanı demiş ki bazı konvansiyonel medyada bu tür dezenformasyon yapanlığı görüyoruz. Bunlar da edep söz konusu değil. Cumhurbaşkanıyla edep adap tartışmasına girecek değiliz İşimiz de o değil çünkü gazetecilerin işi zaten doğruları sayıları sayıların analizlerini vermek. Edep adap meselesini başka tarafa bırakalım. Ee, Hiçbirimizin işi olmaz. Ama şu işimiz olur. Ben hastanede yaptım, doktorlarla konuştum, Hastan şeylerle nedir hemşirelerle konuştum. Sadece e kendi etrafımdakilerle değil pandemi hastanesinde çalışan Hemşirelerle de konuştum. Oradaki doktorlarla da, sağlık çalışanlarıyla da hepsi üçüncü keredir, ikinci keredir koronavirüsünü kapıyorlar. Ve COVID-19 tedavisi gerekiyor, sağlık çalışanları. Özlük hakları desem, vefa borcumuz var demiş de, vefa borcuyla ne olmuyor bu işler? Şimdi sen aşıladığın insanların bile sağlığını hala garanti alamıyorsun. Çünkü çok yoğun biçimde bu rakamlar biliyoruz ki doğruları yansıtmıyor. Ve bu kadar çok adap, edep, konvansiyonel yalandı, bu doğruydu, işte bambaşka şeyler falan. Bütün şu koca açıklamada bir şey görmüyoruz. Aşılar nerede? İnsanlar nasıl aşılanacak? Bütün dünya kapandı. Evet İngiltere ama aşı kampanyası yaptılar, açtılar. Şimdi düze çıktılar. Aşı yok. Ben hala bu konuda takım, 150 bin aşırı Libya'ya gittik. Kime verildiğini bilmiyoruz. Hesabı verilmedi çünkü. 75 bin kronik hastanın belki de aşı hakkı elinden alındı. Yerine konuldu mu hala bilmiyoruz. Aşı nerede? Gençler, kuryeler, esnaf, öğretmenler. Ne diyeceksiniz? Aşı aşıdan bahsetmiyor Cumhurbaşkanı. Şunu diyebiliyor mu? Şu kadar aşımız var bu kadar insanı şöyle bir hedefle şöyle bir tablo içinde şu kadar gün içinde en son şu tarihte aşılamış olacağız. Gördünüz mü bilmiyorum. Ne dersin? Şu, e, Cumhurbaşkanı bugün aşıdan bahsetmiyor ama bayağıdır aşıdan bahsetmiş. Mesela bütün açıklamaları önünde duruyor. Gazeteci Müessel Yıldız e, ablam benim, ablamız. Sosyal medyada toplamış Cumhurbaşkanı'nın bütün aşı çalışmalarını. 21 Eylül 2020'den başlamış adım adım bütün aşı konuşmalarını Cumhurbaşkanı alt alta koyuyorsunuz. Bakın mesela sadece 12, 12 Aralık 2020'yi okuyayım. Yerli aşımızın devreye gireceği tarihe kadar ihtiyacımız olan aşıların bağlantılarını büyük ölçüde tamamladık diyor. Bütün herkese müjde veriyor Cumhurbaşkanı. 2020, 12 Aralık 2020. Mesela Cumhurbaşkanı 1 Şubat 2021'de çıkıyor. Dünya aşı bulamazken hamdolsun bizde bu sıkıntı da yok. Burada da çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdürürüz. Ya, bütün göreceksiniz. Ne zaman aşı konusunda konuşsa yerli aşı... Hatta hatırlayın Nisan ayında olacak demişti Cumhurbaşkanı. 2021 Nisan ayında hepimiz yerli aşı olmaya başlayacaktık. He. Ondan sonra Çin aşısı çoktan zaten milyonlarca doz gelecekti. Vesaire gelemedi. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları önemli. Cumhurbaşkanı'nın kendisi kendisine açık söylemek gerekirse yalanlıyor. Bu aşı yok. Aşı olmadığı için zaten sorunlardan bir tanesinin kaynağı da ekonomi olduğu için turizme bunu söylüyoruz ama bu ülkede öğretmenler bakın Mayıs ayı içinde sadece 10, 16 civarında sayıyı tam söyle 15-16 öğretmen öldü. Ölenlerden koronadan öldü. Çünkü öğretmenlerin henüz sadece okulları açmamızın nedenlerinden bir tanesi bu %20'sini aşılayamamış evet, Türkiye. Evet. Kendi okullarını öğretmenlerini aşılayamayan ülke bütün dünyaya maskeleriyle sizin görebileceğiniz şekilde Turizmde insanlarımıza aşıldık şey yapıyor. Öte yandan da bakın Cumhurbaşkanı'nın bütün sorunu aşı sorunu değil. Bütün sorunu ekonomi sorunu değil. Yönetim sorunu. Kötü yönetme sorunu. Çünkü neden biliyor musunuz? Bir şey söyleyip bitireceğim. Evet. Bunu diye bir ki Halk TV efendim işte konvansiyonel medya böyle söylüyor. Cumhurbaşkanı Adalet ve Kalkınma Partisi son MKYK'yı kimi aldı? Biliyorsunuz eski dava arkadaşı Metin Külüng'e aldı. Okumuşsunuzdur. Metin Külünk 70'li yıllardan beri yanında olan Metin Külünk diyor ki kapanma kararından sonra özellikle başından beri sanki salgının terk merkezi restoranlarmış gibi muameleyi bırakıp ayrıca tuhaf çelişkili izlenilen başka serbestliklerin bir mantığa oturması da bekleniyordu. Ancak bu genelge bu morali vermiyor çünkü kademe takvimi yok vesaire vesaire. Cumhurbaşkanı'nın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetmesi için bu son kurultayda partiye aldığı 70'li yıllardan beri yanında olan arkadaşları da aşağı yukarı benim söylediğim şeyin aynısını söylüyor. Cumhurbaşkanı'nın bugün sosyal medyada bakıyorum. Yine 70'li yıllardan beri arkadaşı olan Mehmet Metiner neler yazmış diye sosyal medya hesabına bakıyorum. Buraya kadar böyle geldi ama bundan sonra böyle gitmez. Millet adına siyaset yapanlar iki şeye dikkat etmeli. Her daim milletle beraber olmalı ve dahi milletin hadimi olmalı. Milletin talepleri doğrultusunda ve milletin istediği kişilerle yürümeli. Sonuçta bu hem soylu meselesine elan, elan bir tarafı var hem de bu süreci yönetimde bir takım hatalar olduğunu tabii ki sadece bir yerde hata yapmışsınız İtirafı sonuçta cumhurbaşkanının 30 senelik 40 senelik arkadaşları da yönetme işine ilişkin böyle olmaz diyor bu arada emine bu aşı meselesini sormadan önce yönetimden bahsetti Barış Terkoğlu programımızın bundan sonraki bölümleri tam da bunu bakacağız. Ee, Sedat Peker'in açıklamaları dil derdimiz. Oradan yola çıkarak devletin ortada bir e, pek ergeyet yaşanıyor. Böyle bir şey olsa dünyanın herhangi bir yerinde iktidar çöker yüce divana gider, büyük olaylar olurdu. Hiçbir şey olmaz. Bir ve yönetilememe sorunu. Var. Kim yönetiyor? Kim sorumlu? Kimlerden sorumlu? E, luk duygusu bekleyeceğiz ya da hesap sorulacak belli değil. Şimdi aşı bölümünü konuşuyoruz ama ilerleyen dakikalarda bunu konuşacağız. Aşı meselesinde. Ee, şimdi ya da Cumhurbaşkanının bu özgüveni bir daha gerek kalmayacak hiçbir şeye. E, aşı açıklamalarında Cumhurbaşkanı'nın e, bugünkü e, açıklamasının içinde şey var. Aşı faaliyetlerimize hız veriyoruz. E, diyor e, Cumhurbaşkanı. E, önce ona bir e, birkaç cümleyi diyeyim. 2020'nin Nisan ayında hazır olacağı söylenen aşı bu ayın sonunda faz 3 aşamasına geçiyor. Faz 3 aşaması 2021'in yani 2020 Nisan'ında hazır olacak denen aşı 2021'in Mayıs ayında faz 3 aşamasına geçiyor. Bir kere bunu bir söyleyelim. Aşılamanın bu kadar kötü yönetilmesinin nedeni şuydu. Cumhurbaşkanı ilk açıklamasında biraz önce Barış'ın okuduğu söylediği şey yerli ve milli aşı gelene kadar dedi. Oradaki umut şuydu. Yerli ve milli aşı şak diye gir verecek öyle hemen düğmeye basınca ve artık aşı getirmeyeceğiz. Biz yerli ve milli aşımızla herkesi aşılayacağız. Ama sen bu ülkeyi kuran insanların aşı üretmek